Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle tülbentimin çiçekleri gözüksün diye. Şöyle bombil bir şekilde katladım arkadaşlar. Şöyle tığımı da göstereyim. 21 numara tığımın numarası. İçindeki renklerden ve yine çimeni yeşil olan bir model hazırladım. Evet. Şöyle bakın modelimi göstereyim. 3 tane dalın üzerine üçer yuva yaparak minik minik böyle fıstıklar yaptım. Bakın ara suyumuzda çimenimizde de iki tane çiçeğimizin arasına 9 tane bu şekilde çimen koydum. Şöyle yakın plan modelimi göstereyim arkadaşlar. Sallantılı hali bu hali. İçinde olan bakın bu sarı çiçeğin renginden hazırladım. Şöyle göstereyim minik minik sarı çiçeklerimiz var. Şöyle şu şekilde gül halinde var. Evet. Bunu size arkadaşlar küçük küçük fıstıklar halinde yaptım normalde bunu e, minik minik böyle trabzanlar yapacaktım Fakat e, bu şekilde e, hep trabzan genelde papatya usulü gidiyoruz O yüzden dedim ki bu sefer de bu şekilde fıstık olsun çoğu izleyicimiz fıstık oyası modeli yapar mısın diye ricada bulunuyor hem onların gönlü istediği olur hem de bu şekilde arkadaşlar Papatya yerine fıstık yapmış oluruz. Her zaman söylerim şöyle bu şekil yuvalar arkadaşlar bakın şu yapmış olduğunuz yuvalar şimdi e, anlatılan kısmı nasıl olduğunu da anlatacağız. E, bunu e, papatya, akide şekeri veya bu şekilde minik böyle 12 tane ilmekten oluşan küçük küçük fıstıklarla yapabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir yuva bu şekil yuvalar. Evet modelim bu. Şimdi kırmızı renginden. Bir tane daha yapalım hem de anlatmış olalım. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi tülbentimizin kenar tığlamasını yaptık. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Böyle bir trabzan yaptım. 4 zincir tığ oyasının en sevilen ara suyu modeli bu bence arkadaşlar. Şöyle hem en eski hem de hiç eskimeyen bir ara suyu. 2 zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir Evet ara suyunu bakın bu şekilde hazırladık şöyle göstereyim ben 9 tane koydum ara suyunu arkadaşlar 7 de olur daha az isteyenler için şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapacağız aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yaparak yuvayı hazırlıyorum. İki zincirimi buraya kapattım. Şöyle kirpiksiz bir üçgen trabzan yaptık. İki zincir bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 7 tane zincir. 5 6 ve şöyle ters tarafına çevirdim. Bu boş olan trabzanın tepe noktasına 7 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva hazırladım. Bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu sık iğne dalımın güzel olmasını sağlıyor. 3 zincir, 2 defa tığa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım. Yine 3 zincirle aşağı birinci dalımız bakın bu şekilde şöyle 3 zinciri çekip göstereyim aynısından 3 tane buraya dal yapıyoruz 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 2 çekmemin sebebi kalın olması için şöyle trabzanımın fıstıklarımı taşıyacak destekte olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum yine 3 zincirle yuvaya girip ikinci dalımızı da kapattık yaptık 3 zincir 2 defa tığı dola yuvaya gir şöyle 2 2 2 3 zincir boyutunda trabzanı hazırladım 4 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 zincir yuvaya girdim Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli buraya iki tane sık iğne yapmamız lazım yoksa aşağı yere değmemesi için meyil etmemesi için iki sık iğne yapıyorum. Sonra iki zincirimi çekip sıradaki tığ battıya giriyorum. Hemen bu şekilde üç tane dal ve ara suyunu hazırladık. Aynı şekilde demin gösterdiğim ara suyunu buraya dokuz tane yapacağız. Şöyle bakın iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 4 zincir tırabzana kapat. Bir pipirik oluştur. 2 zincir sıradaki yuvaya gir. Kapat. Bu kadar arası arkadaşlar. 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. iki zincir sıradaki tığ battı şöyle ara kısma iki zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle ilk ve iki. şöyle sonuncu kez yapıp artık fıstıklarımızın yapılışına geçelim Evet, iki zincirimi kapatıyorum yandaki boşluğa şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum 3 dalımı ve burada bu şekilde de 9 tane tığ battı olacak bakın bunu 7 de yapıp daha yakın yapabilirsiniz şöyle evet. şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet şöyle e, dalımıza ters tarafına çeviriyoruz bakın tülbentimizin ters tarafındayız hemen yanındaki bu ilk 4 zinciri yuvaya sabitleyip yuvaların yapımına başlayacağız. Bakın, şöyle bir zincir çekelim yine de. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 alarak şöyle buraya kalın ve güzel bir trabzan yaptım. 3 zincir 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 1 2 3 zincir 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın. Şöyle fıstıklarım için üçer zincirden oluşan 3 tane yuva hazırladım. Geçiş köprüsü için 2 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Fazla büyümemesi için Tığımın başını iki defa doladım. Hemen yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2 trabzanımı aldım. Şöyle her yuvanın içine üçer zincirden her dalın içine üçer zincirden 3 üç tane yuva yapıyoruz. 3 zincir 2 defa tığımı doladım. 2 2 ve 2 3 zincir 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 Şöyle iki, şöyle iki, üç zincir, iki defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine girip, şöyle iki, iki ve iki alarak. Bakın fazla uzatmıyorum, trabzanların boyu büyük olmasın. Kalın ve güzel yuvalar olacak. İki zincir, iki defa tığı doladım. Hemen yuvama girdim. Şöyle iki, iki ve iki, üç zincir, iki defa tığı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 3 zincir. 2 defa tığa doladım. Yuvaya girip şöyle 2 2 ve 2. Tekrar 3 zincir. 2 defa tığa doladım. 4 zincirli yeşil yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Evet. Şöyle göstereyim bakın her dalıma üçer zincirden üç tane yuva yaptım bu. 4 zincirli domurcuğun içine girip sabitliyorum. Şöyle bir göstereyim bakın arkadaşlar. Yapmış yapmış olduğumuz işimiz bu oldu. Şöyle üçer zincirden yapmış olduğumuz yuvalarımız bu şekilde oldu. Şimdi bu her yuvanın içine birer minik fıstıklar yaparak devam edeceğiz. Evet. Şöyle tığımızı tutturup düz yüzüne dönelim. Hemen sık iğne ile buraya girip fıstıklarımızın yapılışına başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle parmağımın üzerine koyup toplamda buradan 12 tane ilmek çıkaracağız bakın. Şöyle bir 2 zincirin altından girip üzerinde bir zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane bu şekilde zincirimi çektim. Bakın hepsini bu şekilde topladım. Ne kadar minik fıstık olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar ve sondaki ilmeği alıp şöyle çekiyorum bakın sona kadar çektim şöyle çektikten sonra da hafif sıkıştırınca bir yuvarlaklık oluşturuyor o da güzel durduruyor şöyle ilk yuvanın içinden girip ilmeğimi tığımdaki ile de bu şekilde birleştirip buraya sabitlemiş olduk. bakın hemen sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yap Şöyle sola doğru yapmış olduğumuz fıstığı düzenliyoruz. 7 zincir. Parmağıma yatırıyorum. Şöyle alttan girdim. Üzerinde bir zincir 2. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. Şöyle, 12 tane ilmeği topluyorum ve bakın, şöyle hepsini bir toplayınca buraya bu şekilde yuvarlak bir görüntü oluyor. Hemen arasına girip ilmeği kapatıyorum, üzerine de bir zincir çekip sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yapıyor. bu şekilde oldu. Her yuvanın içine minik minik bu şekil fıstıklar. 6 ve 7. Yine 7 zincirimi çektim. Hemen alttan giriyorum, üstte bir zincir ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12'sini birden bakın bu şekilde kapattım ve yuvadan da bir ilmek alıyorum hemen tığımdakinden geçirip şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum Evet arkadaşlar şimdi bakın bu arada iki zincir çekmiştik ya geçiş köprüsü olarak oraya da kapatıyorum yine şöyle diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın. Evet, ilk yuvanın 3 tane fıstığını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunu daha önce 15 tane ilmekle denedim. Çok büyük oldu, kaba durdu. Üçünü de yapınca ilk önce başta bir yuvada fark edilmiyor ama çoğaldıkça çok kaba duruyor arkadaşlar. O yüzden ne kadar minik yapabilirseniz o kadar güzel fıstıklarınız olur. Evet şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Alttan girdim. Üstünde bir zincir 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeği yine toplayıp hepsini birden çekiyorum. Bakın hafif şöyle tığımla oynatınca yuvarlak bir görüntü alıyor. Bir tane de şu yuvadaki bu yapmış olduğumuz 3 zincirin içinden ilmek alıp şöyle bir zincirle de sabitliyorum. Buraya yuvaya tutturduk. Hem bu bir zincirle diğer yuvaya geçiş de sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle fıstığımızı hafif sola doğru döndürüyoruz ve yine 7 zincir 6 ve 7 hemen şunu fazla o baştaki ilmeği fazla uzatmazsanız güzel yuvarlak bir fıstık oluyor 3 alttan giriyorum ilmek alıyorum üstte 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12. ilmeğimi de alıp şöyle hepsini bir yine tığımın içinden geçirip bakın yuvadan bir tane bir tane de tığımdakini şöyle ikisini bir kapatıp üzerine bir tane hem oturması için hem geçiş için bir zinciri muhakkak çekin diğer yuvaya geçiş yapıyorum 7 zincir 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim 12 tane sığıyor arkadaşlar. Yeter ki şu siz ilk ilmeği fazla çekmeyin. O zaman güzel durmuyor. 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11 şöyle 12. Evet. 12 tane fıstığı topladım. 12'sini de hemen şöyle içinden geçiriyorum ilmeğimi. Hafif şöyle bakın ortalayınca toplanıyor, yuvarlak bir görüntü alıyor ve ikinci yuvayı da bu şekilde bitirdik bakın. Hemen şöyle sık iğnenin oturması için bir zincir ve fıstığımız sola doğru çevirip şöyle bakın sıradaki bu aradaki iki zincir var ya, oraya giriyorum. Şöyle bakın. Evet ikinciyi de yaptık. Evet şimdi son 3 yuvayı da 3 fıstığı da yapalım. Ve çiçeğimizi tamamlamış olalım. Bakın fıstığımızı yapmak için yuvaya sık iğne ile geçişimi yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Şöyle bakın bura fazla büyük olmasın. Sonra havaya kalkıyor ucu. Yuvarlak dönüşü olmuyor. Şöyle alttan gelip üstünde bir zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 evet 12 ilmeğin 12'sini de bu şekilde bakın şöyle çekiyorum yavaş inşallah anlaşılır şekilde gösteriyorumdır arkadaşlar Hemen e, yuvamızın içinden de bir tane ilmek alıp buraya sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle otursun diye sık iğnemiz de üzerine bir zincir. Hafif sola kaydırınca yönünü döndürelim. Sık iğne ile diğer yuvaya geçiş yaptım. 7 zincir çekiyorum. Ve 7. Yine aynı şekilde bakın. Şöyle üzerinde 12 tane ilmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeği yine topladım. Şimdi 12'sini birden tığımdan geçirip şöyle hafif yuvarlıyorum ve buradaki ikinci yuvaya buraya sık iğne ile sabitliyorum bakın şu şekilde sabitledim oturması için üzerine de bir zincir şöyle hafif sola da yatırıyorum Evet diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yaptım Evet şimdi yine 7 zincir 4 5 6 ve 7 7 zinciri hemen bakın, şu şekilde parmağımın üzerine yatırıp altından zincir çekerek ilmek topluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet bakın sonucu fıstığımızın 12 ilmeğini de toplayıp 12'sini birden ilmekleri içinden geçiyorum ve yu bakın son yuvamız Burası buradan bir tane ilmek alıp buraya sık iğne ile fıstığımı sabitliyorum üzerine yine bir zincir çekip bu ilk 4 zincirli yuvadan girmiştik ya yine oraya girip sık iğne ile de ipimi bu şekilde şey bir zincir çekerek de ipimi koparıyorum Şöyle bakın arkadaşlar. Yaptığımız iş çok güzel oldu. Şuralardan da tutturduğumuz için. Bakın minik minik fıstıklarımız hoş oldu. Hemen şu ipleri yakalım. Gelelim. Evet. Şöyle hazırlamış olduğum modelimi bir göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir böyle fıstık ağacı modeli oldu. Hem kolay çimeni hem kolay yuvalarıyla fıstık modeli minik minik fıstıklar. Şöyle not gibi. Çok güzel oldu. Şöyle tutayım. Bu da sizler için hazırlamış olduğum böyle harter sarısından olan fıstık ağacım. Kırmızı ve sarı fıstık arkadaşlar. Herhalde bu şey dönemi yeni çıkan kırmızı oluyor. Bu da artık olgunlaşmış dönemi. Şöyle bir de sallantılı halinden de bakalım. Bak. öyle uzaktan da tutayım. Güzel bir model hazırlamaya çalıştım. İnşallah siz de beğenilerinizle, yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Modelim bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.